eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Köye vardılar mı kızım? Devam ediyorlar komutanım. Acil müdahale için bir köye giriyoruz. Böyle durumlarda bizi bekleyen şey hep bir tuzak olur. Korkarım bu durumda da o olacak. Köye girdiğimizde tim komutanıyla görüştür beni kızım. Emredersiniz komutanım. Gel. Komutanım, Seyfi burada. Müsaitsiniz, size bir şey arz edecekmiş. Sonra. Emredersiniz komutanım. Doğan. Kaç kere söyleyeceğim. Telefon görüşmesi yok, ziyaretçi yok, ıvır zıvır yok. Emredersiniz komutanım. Hayır, Doğan ne yapsın babam ya? Söylesen bir suçtu, söylemesen iki suçtu. Ulan ömrümü yediniz, ömrümü be. Şu hale bak. Şuraya bak ya. Çağlar. Buyur abi. Ben karşımda kalaylanmış bir tencere kapağı görüyorum. Sen ne görüyorsun? ben tencerenin kendisini görüyorum ya. Kalaylanmış bir ayna gibi. Çok komiksiniz ya. Develere bak sen ya. Opuz babadan fırça yedin değil mi? Hadi itiraf et, fırça yedin. Seni böyle bir güzel kalayladı değil mi? Oğlum işinize bakın lan. Çarşın, sen de bu zurnaya uyma. Seni yemin ediyorum ikiye katlarım ha. Tamam abi, kızma sen ya. Hadi işinize bakın, adamı da hasret etmeyin. Ya sabır yarabbi ya. Seyfi abi, sana bir şey söyleyeyim mi? Ben bu sözleşmeyi yaptım ama doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım diye düşünmüyor değilim yani. Ne sözleşmesi? Abi, ben Türkiye Cumhuriyeti ile sözleşme yaptım ya, biliyorsun ya. Abi, sözleşmeliyim ya ben ya. He, o mesele. O mesele işte. Abi bildiğim var ya, gerim gerim geriliyorum. Acayip stresli bir iş bu ya. Ya öyle böyle değil ya. Benim Mardin'deyken kafam rahattı. Böyle değildi vallahi bak. Ama buraya geldim, gerim gerim geriliyorum. Stres ya. Şu halime bak, genç yaşımda saçım döküldü abi, baksana ya. Ya Mart sıfası gibi oldum. Elimi atıyorum böyle. Aha, tutam tutam saç geliyor. Ya şu an gelmedi ama geliyor yani. Ya Opuz baba sana gene ne söyledi? Yoğunmuş abi, görüşemeyecekmiş seninle. Yapma ya. Ya zaten sen ne diye zırt diye iyileşip geliyorsun ki hemen? Ben onu da anlamadım Allah Allah ya. Ulan ne zırt pırtı? 35 gün olmuş, 35 gün az mı? Zaten ölmüyorsun. He? Ben seni çözemedim, sen hayırdır? He? Üzerine atom bombası atılsa ölmeyeceksin abi. Anlamadım ben bu mevzuyu yani. Ya Doğan, hakikaten de çok gerginsin ya. Ya biraz sakin ol. Çay iç, çay içirsin. İçeriz ya abi, çay içeriz ya. He, iyi o zaman iki tane kap gel, hadi kurban olayım. İyi maşallah, onu da ben alayım abi.
Telefonu bırak dedim. Hemen! Tuzak var! Dur! Kılıç, arabadan uzaklaşın, herkes nebze alsın. Yok baba, ne oluyor? Bahtiyar Yörük, Bahtiyar. Nasıl anladılar, ne oluyor? Tuzak dedi. Tuzaktan bahsetti. İkincisi kafana. Kimi aradın? Kimi aradın? Siz ağzı sıkı oluyorsunuz tabii. Yol tuzaklanmış. İlerlemeyin, yolda tuzak var. Anlaşıldı. Ateş! İndirin hepsini! Ateş edin! Bu köyden misin? Bu köyden misin dedim sana. Bu köydensin. Hepsi öldürüldü. Ama sen daha o zaman çocuktun. Değil mi? He? Ailen burada mı yaşıyor? Hepsi öldürüldü. Canın mı acıyor? Çok mu? Merak etme. Diğer tarafta da tek kolla idare edersin. Tam bomba. Pusu. Tam bizlikler. Komutanım, iki taraftan da ateş ediyorlar. Arka taraftan çukurun oradan sızabiliriz. Sinan baba, ağzın bal yesin be. Bozok baba, bunlar en fazla 8-10 kişi. Ne yapalım? Doğru söylüyorsun Yörük. Doğru söylüyorsun da bu heriflerin niyeti bizi köye sokmamak. Buraya bu kadar adamla geldilerse... Köyün içinde neler vardır sen tahmin et. Aynen baba. Tek kolum da sana yeter. Kılıç, koruma ateşiyle kademeli olarak köye çekiliyoruz. Çiğdem. Galip, Selçuk, Emre. Siz de beyler koruma ateşi. Çekiliyor. Çekiliyorlar mı? Onları uçuramadı mı Lazar? Bilmiyorum. Bir şekilde fark ettiler. Bir şey daha var Karom.
Evet. Köye doğru gidecekler. Adamlar uyandı. Asla vazgeçmeyecekler ha. Tamam. Onları da aradan çıkarırız. Hemen adamlarını topla buraya gel Lazar. Acele et. Tamam. Yalvam sana. Ya boş şeydi. Mehmet'im. Ne mesele ne olur. Ne olacak? Beler giribler kendi. Her yerde oldu teröristler. Kılıç dibinden haber var mı? Mehmet abi, kılıç dibinden bir haber var. Bilmiyorum Bahtiyar. Ya burada durmak olmaz. Yani kılıç dibi gelene kadar bir yerde gizlenmek lazım. Geçmiş olsun üsteğmenim. Hoş geldin. Sağ olun komutanım. Tedavim bitti mi üsteğmenim? Neden buradasın? Fizik tedavim devam ediyor komutanım. Ama... Ama merakın galip geldi. Tamam. Üsteğmenim, durumunla ilgili rapor hastaneden bize iletildi. Raporu veren heyetin başındaki hekim arkadaşla da konuştum. Üzgünüm. Verilen rapor... uçuşa elverişli olmadığın yönünde. Artık jet pilotu olamazsın. Komutanım. Komutanım. Belki de bir yanlışlık vardır. Fizik tedavim devam ediyor. Ayrıca ben... Bir yanlışlık yok üsteğmenim. Söylediğim gibi. Raporu aldıktan sonra bizzat doktoru arayıp konuştum. Ama... Bak, bunun senin için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Ama uçmayacak olman askerlik görevine veda etmek anlamına gelmiyor ki. Yine burada görevin başında olacaksın. Komutanım, fizyoterapim devam ediyor ve belki tedavim sonuçlandığında... Bak, bütün ihtimalleri doktorunla konuştum. Üzgünüm kızım. Anladım komutanım. Sanırım benim için her şey bitti. Hayır üstelik. Bitmedi. Tedavini bitir. Sonra gel ve sana verilecek yeni görevine başla. Üstelik. Emredersiniz komutanım. Thank you.
Verilen rapor uçuşa elverişli olmadığın yönünde. Artık jet pilotu olamaz. Sessiz babalar. Hem de fena sessiz komutanım. Ben de sessizliği hiç sevmem Cidem baba. Bu kadar insan nereye gitmiş olabilir ya? Bu köyün nüfusu kaç komutanım? Herkes çok dikkatli olsun. Gözünüz dört açın. Devam. Abi dur, benim. Benim abi, Mehmet Ömer. Mehmet Ömer, ne oluyor? Ne oluyor, nerede bu insanlar? Şimdi başa salmaya vaktim yoktu. Kendi temiz muhasire aldılar. Gele gede sümenden. Anlaşıldı. Kılıç. Kaybın var mı? Adamlar bizimle çatışmadı karım. Çatışsalardı işin rengi değişir diyorsun Alazar. Ayva. Tamam. Nerede bunlar? Bir köy dolusu insan ve kılıç simiyle aynı yerdeyiz. Ama ben onları göremiyorum. He? Nerede bunlar? Bulun şunları. Dal. Bakıyorlar hala.
Gireyim Bey. Bozok baba. Burada kapana kısılırsak hapı yutarız. Mehmet Emin. Ne var burada? Niye burası? Nece yani ya abi? Kendileri namusu buradadır. Gel sen. Yürük. Haydi. Selçuk Galip. Dışarıda kalın. İyi misin? Ha? Ya ciddi bir şey değil. Ciddi sorunlarımız bunlar. Hocam müsaade etme, bir bakayım. Bir şey yok bayram, sıyırdı geçti. Sağ olasın. Merhabalar. Mehmet Emin, kaç kişi var burada? 40 kişi abi. Bozok baba, burada işimiz var. Ya o Ferit midir nedir? Burada da yüzbaşı. Yanında da bir sürü adam var. Diğerleri de burada. Çok kalabalıklar. Beyler. Komutanım, eğer gelirlerse burayı savunamayız. Bir şeyler yapmamız lazım. Kaan. Bu insanları buradan çıkarmamız lazım. Hemen. Gelin benimle. Lazar. Kimse yok ortada. Nerede bu insanlar? Saklanıyorlar Velid. Ama buradalar. Birazdan hepsini buluruz. Sen aramaya devam et. Haydi.
Selçuk abi! Abi gel be. Subayım, son aldığımız bilgi neydi? Köye doğru yola çıkmış Arda komutanım. Ondan sonra irtibat kurmadılar. Kötü. Subayım. Emredin. Cevher Albay'a ulaşalım hemen. Emredersiniz komutanım. Komutanım, Ankara Özel Kuvvetlerinden Albay İbrahim Kopuz. Ver, ver. Kopuz kardeşim, neler oluyor böyle? Bu nasıl bir iş? Timim o bölgede ve irtibat kuramıyorum. Senin askerlerin civarda olabilir mi albayım? Kopuz, sabahtan tam 5 ayrı tim çıkarmışım. En yakını 65 kilometre mesafede. Tam 6 köyden patlama ve saldırı ihbarı alıyorum. Burası karışık Kopuz. Senin time ulaşırım. Ama bu biraz zaman alabilir. Üzgünüm. Sağ ol albayım. Sağ ol kardeşim. Kopuz! Karşımızdaki adamlar her şeyi planlamış. Hedef şaşırtıyorlar. Dikkatli olun. Komutana çıkıyorum. Kılıç değil mi irtibat kurarsa mutlaka haberim olsun. Emredersiniz komutanım. Evet komutanım. Suriye ve Irak'ta. Evet efendim. 3 timimiz var. Anlaşıldı komutanım. Anlaşıldı. Size bilgi arz ederim. Sağ olun. Efendim. Kopuz albay burada komutanım. Acil olduğunu söyledi. Gelsin. Ben bu suratın ne anlam ifade ettiğini biliyorum Kopuz. Hayırdır, ne oldu? Komutanım, karavan bizim gittiğimiz köy dışında 6 köyde daha eylem yapmış. Kimisinde terör, kimisinde patlama, kimisinde yol kesme eylemi. Yani? Komutanım, adam hedef şaşırtıyor. Köyden kılıç dibine yardım gitmesini engelliyor. Daha da kötüsü kılıç dibine 20 dakikadır ulaşamıyoruz. Azerbaycan özel kuvvetleri, onunla irtibatımız var mı? Cevher Albay ile konuştum komutanım. Bütün bir bölgeye müdahale ediyorlar. Bu yüzden kılıç dibini bulmaları çok zor görünüyor. Allah kahretsin. Ne düşünüyorsun? Komutanım, Karon son oyununu oynuyor. Şu anda o teröristin en kana susadığı gün. Acilen bir şey yapmalıyız. Pekala. Yanına gerektiği kadar adam al ve gerektiği kadar silah. Emredersiniz komutanım. Benim kurtlarımı yuvaya geri getir. Ama kesin emrimdir albayım. Karon denilen o başı gövdesinin üstünde kalmayacak.
o şerefsiz Karabağ toprağına gömülmeden hiçbir asker kışlaya dönmeyecek. Bunu gebertmeden hiçbirinizi karargâhta istemiyorum, anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Kılıcınız keskin olsun. Sağ olun komutanım. Hadi bakalım şerefsiz. Oraya bizzat gelmem gerekse bile seni cehennemin dibine göndereceğim. Kiminle oyun oynadığını anlayacaksın. Çok sivil var içeride. Sivil varsa sıkıntı vardır galiba. Ya bazen böyle durup durup Konfüçyüs gibi konuşuyorsun ya komutanım. Bitiyorum yeminle. Konfüçyüs ne lan? Dede Korkut de, Kaşgarlı Mahmut de. Bizden birini söylesene oğlum. Emredersin komutanım. Bu arada sivil demişken sana ne diyorum? Evet, sivil galip. Sivil varsa niye sorun var biliyor musun? Sen kamufle olursun galip. Onlar olamaz. Sen 3 gün aralıksız yürürsün. Onlar yürüyemez. Sen aç kalınca ağaç kabuğu, kertenkele yersin. Onlar yiyemez galip. Ve sen savaşırsın. Onlar savaşamaz. Evet, tabii yani sivil işte. Sivil diyordum komutanım. Başak Asubay'la siz diyorum komutanım. Hani bir hazırlık falan bir şeyler var mı yani? Galip, seni içeri yollar, İlyas'ı getiririm ha. İşine bak lan. Nasıl? Randevu İlyas'ı mı? Hatırlıyor musun komutanım? Ya benim bir randevum var falan. Komik adam ha. Teröristler. Teröristler geliyor. Gördüm komutanım. Şunu indireyim mi? Olmaz. Arkasında kaç kişi var bilmiyoruz. Hepsini başımıza toplarsın. Doğru. Komutanım. Yaklaşıyorlar. Yaklaşık 400 metre. Tamamdır galip. Babalar ne yapacağız? Emir çok açık, yörük. Kılıç, buradaki soydaşlarımızın hiçbirinin kılına bile zarar gelmemesi için sonuna kadar gideceğiz. Herkes hazır olsun. Komutanım, keşke vaktimiz olsaydı da bunları tahliye edebilseydik. Herifler burnumuzun dibinde bayram. Buna vaktimiz yok. Burada bir şeyler düşüneceğiz. Seyfi şimdi olmaz sonra. Abi. Seyfi sonra dedim. Albayım ben de geleyim ha. Bak gideceğiniz yer tehlikeli değilse zaten problem yok. Ama tehlikeliyse siz de biliyorsunuz ki orada benim gibi böyle sakallı, çirkin ama karizmatik bir adam mutlaka işe yarar. Ben de geleyim. Sen tamamen iyileştin mi? Havalap turp gibiyim. İyi tamam. 10 dakika içinde hareket, hazır ol. Emredersin komutanım. Esra'yı ara, bir ihtiyacı varsa onu da hallet. Emredersin komutanım. Seyfi abi iyi seni çekip vurmadı. Adam sabahtan beri yay gibi gergindi Kur'an çarpsın. Bu arada sana bir şey söyleyeceğim Seyfi abi. Biz sana ölmüyorsun ölmüyorsun diyoruz da sakın bizi ciddiye alma. Sonra gidersin mermiye falan kafa atarsın. Bir saçmalık yaparsın. Bak bana vicdan yaptırtma Seyfi abi.
Vallahi benim başıma kötü bir şey gelsin. Bütün günahım vebalim o senin boynunadır. Tövbe tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Tövbe 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 tövbe. Tövbe de. Tövbe. Tim! Helikopter bin! Doğan! Emredin komutanım! Seyfi'yi Onur Başçavuş'a zimmetle, yanından ayırmasın! Emredersiniz komutanım! Ya babam! Ya zimmet, mimmet dedi. Zimmet ne ola ki? Ya senin tapunu verdik işte abi, öyle düşün! Ya ben mal mıyım, ne tapusu? Ya estağfurullah abi, hadi hadi! Komutanım sana zimmetti! Asubayım, iletişimden Atak binbaşı sorumlu olacak, ona rapor verirsin. Kılıç dibine ulaşmaya çalış. Denemeyi sakın bırakma. Emredersiniz komutanım. Eğer ulaşırsan bizim yola çıktığımızı dayanmaları gerektiğini söyle. Ama bu biraz zaman alabilir. Kaan Yüzbaşı bunu bilsin. Emredersiniz. Komutanım, pilot üst teğmen buradaydı. O da göremedi Kopuz Albay'ı. Funda üst teğmen mi? Evet, evet komutanım. Tamam, tamam ben konuşurum onunla. Hadi gidelim. Komutanım, Asubay Çavuş Başak Gümüş. Kopuz Albay'ı görmek istemişsiniz sanırım. Evet Asubay'ım. Kendisi şu an karargâhta değil komutanım. Ne zaman gelir acaba? Şu an görevde olduğu için... Kesin bilgi veremiyoruz komutanım. Anladım Asubay'ım. Bizim yapabileceğimiz bir şey var mı komutanım? Yok. Teşekkür ederim. Üsteğmenim. Pilot üsteğmen Funda Turaş. Emredin komutanım. Rahat. Geçmiş olsun. Sağ olun komutanım. Çabuk toparlanmışsın. Görevine döndün mü? Döndüm sayılır komutanım. O ne demek ya? Döndün mü dönmedin mi? Özür dilerim komutanım. Yani hastaneden taburcu oldum. Ama artık jet pilot olamayacağım. Geri hizmette görevime devam edebileceğim söylendi. Bu da senin canını sıktı tabii. Askerlikte her görev kutsaldır komutanım ama... Ne düşünüyorsun peki? İstifa mı edeceksin? Yok. Yani henüz karar vermedim ama kafam karışık. Buraya da Kopuz Albay'a bu durumu açıklamak için gelmiştim. Ayrıca kendisi hastane sürecinde benimle çok ilgilendi. Teşekkür edecektim. Sonuç böyle olduğu için çok üzgünüm. Evet bence... Acele karar verme. Belki jet pilotu olmayabilirsin ama başka türlü uçman için bir engel olmayabilir. Nasıl yani komutanım? Evet kendine dikkat et. Yakın zamanda görüşürüz. Komutanım, 100 metre yaklaşıyorlar. Ateş için emrim bekleyin Selçuk. Emrim olmadan hareket etmeyin. Emredersiniz komutanım. Yüzbaşı, kuzeyden gitmemiz lazım. Orada şansımız olabilir. Yanımızda siviller varken çatışamayız Bahtiyar. Ben bunu düşünüyorum. Haklısın. Sol taraftaki dörtlü indirelim mi komutanım? Dördünü indirdin. Kalanını ne yapacağız Galip? Allah kerim deyip devam ederiz komutanım. Ne olacak?
Komutanım, yaklaşıyorlar. Bozok baba, yapacak bir şey yok. Tim ikiye ayrılacak. Burada kalanlar Allah ne verdiyse savaşacak. Geri kalanlar da buradaki insanlarla beraber buradan çıkıp gidecekler. Burada kalanların hiçbir şansı olmaz Yörük. Olmaz. Babalar, demirden korksak trene binmeyiz. Ben kalırım. Başlama yine manyak herif. Ya baba Erenler, bizim işimiz bu. Matematik belli. İki yüzbaşıyız. Bir yüzbaşı burada kalıp savaşacak. Diğeri de Tim'in başında komuta edecek. Yani Yörük savaşacak. Tim komutanı da insanlarla buradan gidecek. Olmaz. Komutanım, ben de gönüllüyüm. Biz burayı tutarız. Komutanım, ben de buradayım zaten. Komutanım, ben de kalırım. Senin randevun var. Sen git. Komutanım, son 70 metre. Hatta daha da yakın. Bekle. Teröristleri tutuyoruz. Bahtiyar'la Mehmet Emin sivilleri tahliyesi. Hakkınızı helal edin. Komandir. Patlayacak. Mehmet Emin, manyak manyak hareket yapma İlyas. Alın kontrole bombayı. Mehmet Emin, dur İlyas. Abi. Mehmet Emin, bak beni deli etme. Bunlar geldiler. Diğerler de birazdan gelecek. Lan takın şu bombanın pimini dedim. Atışabilmeyeceğiz, vaktimiz yoktu. Sonra çıkabilmeyeceğiz buradan. Komutanım, 20-30 metre. Bekle, bana bak. Tak dedim sana şu bombanın pimini, içeride siviller var, tak. Abi, ben onları öldüreceğim, siz de buradan çıkacaksınız. Hemen. Abi, benden düşün olmasın. Koy istemediğim bir şey olmasın. Benim iki kardeşim var. Anam, atam var, ailem var. Bahtiyar'ın hiç kimi yoktu. Abi, Azerbaycan çok ağır günler geçirdim. Çok etki vermiş. Bunları daha görmek istemiyorum. Buram benim torpaklarımdı. Sizi buradan ben çıkartmalıyım. Yolu açım, buradan çıkın gidin. Ondan sonra sen de. Ne istesen eliyersin. Siviller var Yörük. Olmaz. Ama onsuz da vaktimiz yoktu. Çıkmalısınız buradan. Mehmet, hemen. Mehmet mi? Abi. Yapma. Türkiye'ye gelende ben de vezme heyvalı tostu yersen, yakşı. İyi git kardeş.
Komutanım geldiler. Teğmenim. Emredin komutanım. Sibilleri tahliyeye hazırlayın. Buradan çıkıyoruz. Emredersiniz. Teslim oluyorum. Ne yapıyorsun? Hey, gel gir. Tamam. Komutanım. Komutanım Mehmet Emin. Mehmet Emin gidiyor komutanım. Müdahale etmeyin Selçuk. Yaklaşma, dur orada. Teslim alıyorum. Ellerini havaya kaldır çabuk. Komutanım. Ne yapıyor bu? Bana ellerini havaya kaldır dedim. Yaşasın Karabağ. Yaşasın Türk dünyası. Ellerini aç. Yaşa mübariz. Yoksa vururum. Harekete geçin. Hadi teğmenim. Hadi buradan çıkıyoruz. Ne oldu? Neydi bu? Bilmiyorum. Lazar, ne oluyor? Bilmiyorum Karon. Ama şimdi bizim adamlar öğrenecek. Öndekiler, gidin bir bakın. Acele edin, hadi. Gözünüzü dört açın. Etrafa dağılın, hadi. Thank you.
Yüzbaşım. Gördün mü ne yaptın Mehmet Emin? Bahtiyar. Hadi. Hadi Bahtiyar. Hadi. Aha. Geliyoruz canları. Giden baba. İki tanesi kaldı. Biri burnunu gösteriyor. İndirebilir misin? Göstermese de indiririm komutanım. Helal kız sana. Boynuz kulağı. Yüçermiş Erenler. Burada kulak ben oluyorum tabii. Sağ olun komutanım. Tezahürata gerek yok komutanım. Yürü lan bizi gidi. Ne yapıyorsun yüzbaşı? Heh. Sivillerimi kurtarıyorsun. Kurtar tabii. Aferin. Aferin. Nereye götürüyorsun onları? He? Bahtiyar, gerçekten çok üzgün. Ama Mehmet Emin olmasaydı buradan ne biz ne de bu siviller sağ çıkamazdık. İmkansızdı. Haklısın Kaan. Haklısın da. Ama yine de insanın canı acıyor kardeşim. Hadi çıkalım buradan. Sivilleri de çıkartalım. Ki Mehmet Emin'in gözü arkada kalmasın. Hadi. Tut şunu. Diyorlar. Köylüler, Türk askerleri. Gidiyorlar. Emin misin Velid? Karona haber ver hemen. Gidiyorlar. Karon, köylüler gidiyor. Hem de askerlerle birlikte gidiyorlar. Öyle mi? Karon, adamlar gidiyor diyorum. Bırakın gitsinler. Delirdin mi sen? Yok, delirmedim. Lazar, sadece size söyleneni yapın. Bırakın gitsinler. Siz sadece harekete hazır olun, tamam mı? Bak bu heriften çok sıkıldım, tamam mı? Bu adam psikopat, delinin teki. Ne diyor? Ne mi diyor? Bırakın gitsinler diyor. Aynen böyle söylüyor. Bırakın gitsinler.
Eyvah. Tamam. Manyaksınız ha. Hepiniz manyaksınız. Hadi! Ayten, bunu gördün mü? Ne o? Mehmet Arif Kırlangıç'ın cep telefonu faturası. Tahmin et ne kadar? Yani en fazla 30 falan geliyordu ona. Ne kadar gelmiş? 1750. Ne? 1750 mi? İnanmıyorum ya. Ya baksana, paşa dolandırılmış falan olmasın? Haberi var mı? Sen söyledin mi ona? Yok. Ben fırça yemek istemiyorum bugün. Tamam. Tamam, ben hallederim. Paşam, nasılsınız? Nasıl mıyım? Aslına bakarsan fanteziler içindeyim. Hayal kuruyordum. Nasıl hayaller kuruyorsunuz? Buradan çıkıyorum. Bir esnaf kahvesine gidiyorum ve binlerce bardak çay içiyorum. Efendime söyleyeyim, şöyle koyu, demli, tavşan kanı gibi çaylar. Ama işte önümde şu var. Paşam, telefon faturanız çok yüksek gelmiş. Olsun. Paşam, 1750 lira. Olsun. Bakın, itiraz edebiliriz. Yani bu hiç normal değil. Böyle bir faturanın gelmesi için devamlı yurt dışıyla konuşuyor olmanız lazım. Benim biraz yalnız kalmam gerek. Peki paşam, tamam, nasıl isterseniz. Bakın, faturanız bende. Sonra konuşuruz. It's me again. Ankara, Turkey. Mehmet Arif Kırlangıç. Retired Major General. I told you, he doesn't want to talk with you. Okay. Okay. Then tell him this. I call him about Kölner İbrahim Kopuz. Kölner İbrahim Kopuz. Kenol İbrahim Kopuz. Buyurun. Evlat, ben Kırlangıç. Mehmet Arif Kırlangıç. Sana İbrahim'den söz edeceğim. İbrahim Kopuz'dan. Abinden. Bir haber var mı Asubayım? Kılıçım ile hala iletişim yok komutanım. Cevher Ağabey aradı komutanım. Bölgede 3 köyden daha terör eylemi haberi gelmiş. Kılıçtimin ulaşmanın giderek zorlaştığını söyledi komutanım. Tamam Asubayım, denemeye devam et. Emredersiniz komutanım. Ne var Seyfo? Canının sağlığı ne olsun senin? Espri yapacaksan hiç havamda değilim. Ya espri kim? Ben kim Allah'ı seversin? De. De? Sorması ayıp, almayıp. Emrinin altında kaç tane asker var? Nasıl soru bu böyle Seyfi? Yani böyle yaklaşık olarak kaç tane asker var? Bu sorunun cevabı kimseye verilmez.
Sana da verilmez. Ya neyse. Hani ben diyelim 300, sen de 500. Yani hani bazen ben böyle kendi kendime düşünüyorum. Diyorum ya bu evlat derdi ne kadar büyüktür ha. Ya benim bir tek Esra'm var. Vallahi onun derdine bile yetemiyorum ha. Ama sen bunun 300 katı, hatta 500 katına nasıl dayanırsın ya? Yani vallahi çok dua ederim Allah'a. Diyorum Allah'ım sen kopuz babama yardım et diye. Çünkü sen kocaman bir ağaçsan albayım. Her dalında bir sürü meyve var. Bir tanesini bile koparmasınlar diye böyle çırpınıp durursan. Vallahi işin çok zor. Kopuz baba. Baba ne lan? Albayım diyeceksin. Albayım. Vallahi onlara sağ salim ulaşalım da başka hiçbir şey istemiyorum. Esra nasıl? Esra maşallah çok iyidir, çok iyidir. Yani her şeyi ben organize etmişim ha. Ne yaptınız? Kubilay'ı aldınız mı kızı? Geldik geldik. Şimdi yeni geldik Selver teyze. Çocuklar da birazdan dağılacaklar zaten. Aman sakın oyalanmayın. Bir an önce gelin. Bak gelirken de ekmek almayı unutma sakın. Tamam tamam merak etme. Hadi görüşürüz. Ne diyor? Ya sen teyzeni bilmiyor musun ya? Şimdi kızın tabii yatılı okulduğunu öğrendi. Yemek, çörek, börek, pasta. Ne yapacağını şaşırdı. Anaç, tavuk, Selver iş başında. Kubilay bak teyzeme hakim olmazsak hafta sonu 6 kilo aldıracak kıza. Kız böyle yuvarlanarak gelecek okula. Vallahi yuvarlanır he. Vallahi yuvarlanır. Heh, dur, yok. Heh, Esra! Esra! Al, görüşürüz. Gel, gel. Kubilay abi. Esra, gel, gel. Gel, gel. Gel. Ne haber canım, iyi misin? Aradın mı baban? Evet, aradı. Geleceğini söyledi. Tamam, tamam. Bizim de haberimiz var. Bana bak, bu hafta sonu şöyle güzel zaman geçiriyoruz, tamam mı? Oldu mu? Olur Kubilay abi ama ben size zahmet vermesem. Zahmet diyor ya, ne zahmet? Olur mu öyle şey ya? Allah Allah. Heh, tanışın siz. Bir sen, Esra. Tanış, tanış. Allah. Ben uzatmıyorum çok. Selver vallahi mahveder hepimizi. Hadi çabuk, çabuk. Kubilay. Kızmadın değil mi? Ya kızmadım da bunları kontrol etsek. Tamam ya, olur öyle canım. Ne diyorsun işe? Hangi işe babalar? Herifler bizim bütün iletişimi kesti. Uydu onların kontrolünde. Biz de bu köyden elimizi kolumuzu sallaya sallaya çıkıyoruz öyle mi? Babalar. Ben kolay işleri sevmem. Kolay işlerden işkillenirim. Anladın mı? Kıllanırım. Bu işte kolay oldu. Bak Kaan baba. Ben hayatta iki şeyden korkarım. Bir, yengen Gökçen. Ki kolay biten işler. Biz o köyden o kadar kolay çıkmamalıydık. Ben sana söylüyorum bak. Şuraya yazıyorum. Bu işte kesin bir var. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun da devam edeceğiz. Başka çaremiz yok. İlyas! Emret komutanım. Emre'yle yerleştir aslanım, hadi. Emredersiniz komutanım. Emre değişsin oğlum İlyas'la. Emre abi. Değişelim. Nasılsın Bahtiyar, iyi misin? Hiç iyi değilim Kaan. Hiç iyi değilim. Kolunda falan bir sıkıntı varsa söyleyelim bayram halletsin hemen. Ya kolum umurumda değil. Keşke dibinden kopsaydı da Mehmet Emre'ne bir şey olmasaydı. Şehitlik bizim gölgemizdir Bahtiyar. Bizi kolumuzdan ne zaman tutup götüreceğini bilemeyiz. Bugün Mehmet Emre'nin günüydü. O da şehadeti tattı. Toparla kendini. Kaan, bana söz ver. Bana söz ver ki bu sivil insanlara
emniyet aldıktan sonra geri döneceğiz. Ve Mehmet Emin'in kısasını alacağız. Sana sözümdür Bahtiyar. Bunun hesabını soracağız. Hepsini. Hepsini. Ama önce hesabını soracağımız canların güvenliğini alacağız. Tamam. Önceliğimiz bu. Eyvallah kardeşim. Asker yavaş lan. Dadaş hayat bunlara güzel be. Hiç sen olmam tanım ya. Allah analı babalı büyüsün vallahi. Allah acılarını göstermesin. Melek bunlar ya, melek komutanım ya. Şunlara bak ya. Vallahi bizim canavar da emeklemeye başladı. Yemin ediyorum koltukların kenarını kemiriyor. Maşallah komutanım, maşallah sıfaya. Ellerinden öper. Ya bu arada bizim canavardan bahsetmişken aklıma şey geldi ya. Ya komutanım bak yine başlama ha. Dağın başında olana kız bulmam lazım falan diye ya. Tövbe tövbe, Allah Allah. Lan ne pimpirikli adamsın sen ya. Onu demeyeceğim. Senle benim oğlanın şeyini, sünnetini beraber yapsak da fiyattan kırpsak diyorum ha. Ya komutanım ya bizim Eren sünnet oldu zaten ya. Daha neyini kestireceğiz ha? Allah Allah. Tövbe tövbe ya. Bir daha kestirelim. O kadar hatırımız yok mu? Tövbe tövbe ya. Allah Allah. Bak nasıl sinirlendim yine ya. Emre. Yürük yüzbaşının yanına geç. Ben kafayı yiyeceğim yoksa. Acelesin çok. Adamlar gidiyor. Sesin mi yükseliyor? Bana mı öyle geliyor Hasan? Sesin mi? Sesin mi? Bak da o askerlerle savaşmadan 10 tane adamımız öldü Karan. Ve sen burada gülücükler dağıtarak bırakın gitsinler diyorsun. Sonra benim sesime mi takılıyorsun? Evet. Senin sesine takılıyorum. Ablam bana hiç böyle bağırmazdı. Sen kime çektin acaba? Kes şunu. Kes. Tamam. Plan şu beyler. Evet gittiler ama uzakta değiller. Onlara rahatça yetişebilirsin Nazar. Sen de verin. Hadi gidin. Sen ne yapacaksın? Ben. Şu yan köye gidip biraz yakışıklı pozlar vereceğim. Hadi bay. Hadi gidin. Karun iyicene kontrolden çıktı. Bak bu tam bir saçmalık, anlıyor musun saçmalık? Bence de öyle. Paramı da vermedi it. Ama gidip şu işimizi bir yapalım. Gidip şunları bir bulalım. Bakarız sonra. Haydi! Haydi yakalayalım şunları haydi! Adam param diyor hala.
İlyas, durum nedir aslanım? Komutanım, şimdilik temiz. Tamamdır. Bayram, ne oluyor? Komutanım, mayın bölgesi. Komutanım, mayın bölgesindeyiz. Dikkatli. Komutanım, kardan bir şey gözükmüyor ama toprağın her yerinde kabartılar var. Her yerde mayın olabilir. Anlaşıldı. Herkes tek sıraya girsin. Herkes tek sıra olsun. Çocukları tutun. Hareket etmeyin. Herkes tek sıra. Herkes tek sıraya geçsin. Kahretsin, bu mayın nereden çıktı ya? O namussuzun bizim yakamızı kolay bırakmasından belliydi bir olacak. Ördek gibi avlayacak bizi burada şerefsiz. Köpek. Ne yapıyoruz babalar? Dedektörümüz de yok. Devam edeceğiz Türk'ü. Babalar, yalnız devam edeceğiz. Dedektörümüz yok. Komutanım, ben ilerleyebilirim. İz takibi yaparız. Zaten başka şansımız yok. Tamamdır İlyas. Bayram, yerinde kal. Kılıç, dinle beni. Herkes değişimle öncülük yapacak. Emre, Selçuk, arkamız size kardeşim. Selçuk, gelen herkesi indirin. Kollayın bizi, hadi koçum. Emredersiniz komutan. Emre. Hadi bakalım, Allah yardımcımız olsun. İlyas, başla. Emredersiniz komutanım. Şimdi herkes öndekinin ayak izine basacak, tamam mı? Teker teker, bakın kesinlikle şaşırmayın. Önünüzdekinin ayak izine. Tek sıra halinde, çocukları önlere alın. Tek sıra. Başla İlyas. Başlıyorum komutanım. Sırayı bozmayın. Çocuğu tut! İlyas! Hayırdır bacanak? Nereye gidiyorsun? Hadi şimdi annenin yanına dön. Galip abi, sen de. Gel bakayım aslan. İlyas durumu bilir. Komutanım, bastım. Galip, al çocuğu geri dön. Komutanım, ayağımın altında mayın var. Sağ ayağım. İlyas, geliyorum kardeşim, dayan. Geliyorum. İlyas, geldim aslanım. Merak etme. Komutanım, sağ ayağım. Tamam kardeşim. Thank you.
Bozok, burada bir tane daha var. Anlaşıldı yürü. Sakin ol koçum. Çıkaracağız seni oradan. Emredersiniz komutanım. Sakin ol. Hadi yürü. Hadi yürü. Geliyorlar komutanım. Herkes yere çöksün. Çök çök çök. Çocukları önünüze alın. Çök. Selçuk bana bak. Sinek gelse indireceksin, anladın mı? Yaklaştırmayacaksın kimseye. Hadi koş. Emredersiniz komutanım. Emre, hazır mıyız kardeşim? Ya komutanım, çocuğun ayağının altında mayın var ya, mayın. Mayına bastı herif. Evet, doğru diyorsun ama onlara yardım edebilmemiz için bu sorunu çözmemiz lazım. Tamam mı? Tamam komutanım, tamam. Güzel. Şimdi bana rüzgar ve mesafe ver. Hadi bakalım. Hoş geldin Kopuz kardeşim. Hoş bulduk kardeşim. Haber var mı Cemal? Kopuz, bu fotoğrafları bir orman korucusu gizlice çekmiş. Köyün adı Dumanlı. Hadi gidin. Sen ne yapacaksın? Ben. Şu yan köye gidip biraz yakışıklı pozlar vereceğim. Biz de oraya hareket etme üzereyiz. Bir an önce yola çıkalım o zaman, geç kalmayalım. Kopuz. Senin de dikkatini çekti değil mi? Evet. Hiçbir terörist gündüz vakti bir yerleşim yerinde bu kadar rahat poz vermez. Bu işte kesin bir bit yeniği var. Aynen öyle düşünüyorum. Ama benim timime ulaşmam lazım bir an önce. Tamam. O zaman kırsalda ikiye ayrılıp öğle ararız. Evet. Gidelim. Tim, toplanın, gidiyor. Sakin kardeşim. Sakin. Sıkıntı yok Halif abi. Çocuk iyi değil mi? İyi. İyi aslanım sayende. Allah'tan basmalı değilmiş. Gergiden kurtulmalıymış yoksa çoktan havaya uçmuştu. Neyse. Eski usul. Kasatır ateş olayı. Yoksa bizim sarışın bomba olur vallahi. Aynen. Dadaş! Dadaş! Emret komutanım. Yüklenebildin. En büyük kayayı kap getir. Anlaşıldı komutanım. Bozoğun tarafından burada mayın var. Babalar, var ya ben bu mayın olayına... Yörük, işine komutanım. Konsantre ol abi, hadi. Komutanım. Komutanım, atış menzilinde giriyorlar.
Böyle kahpelik olmaz, böyle adi şerefsizlik olmaz. Bu mayın işi var ya bunun. Topuk koparanı ayrı, harısını satayım, tanka ayrı. Böyle işine konsantre olsana, hadi. Tamam babalar. Komutanım. Ne? Ne var lan? Eğer patlarsa... Yani patlarsa... Korkma yani şey... Olur da patlarsa sarışındır, sarışın bomba olursun. Komutanım. Buralar... Buralar temiz komutanım, dikkat edin. Garip durumda. Durum. Şu mayına bastı komutanım, ne bileyim benim ayağım titriyor. Sakın Halil, sakın. Şimdi zaman değil. Önce işimizi çözelim, tamam? Sonra beraber titreriz kardeşim. Anlaştık mı? Önce sarışını kurtaralım, hadi. Kurtaralım komutanım. Hadi Galip'im, yol göster bana. Dikkat edin komutanım. Hayır. Komutanım, emriniz. Komutanım, yani patlarsa görevime devam edebilir miyim? Yani az hasar verirse görevime devam edebilir miyim? İlyas bak, sen devam edebilir misin ya da edemez misin bilmiyorum ama kesin bozokla ben ağzımızın dibinde olduğu için havaya uçarız kardeşim. Komutanım. Ben astsubayı kazandığımda havalara uçmuştum. Yani... Eğer bu üniformayı çıkartırsam yaşayamam. Yemin ederim hiçbir şeyden korkmuyorum. Ben bu üniformayı çıkartırsam yaşayamam. Buzuk, Allah'ını seversen şuna bir şey söyle babalar. Bana bakasın. Sen var ya bu üniformayı çıkarmayacaksın Hasan. Tamam. Biz buradan çıkacağız. Karargaha döneceğiz. Ben sana orada güzel bir eğitim kit diyeceğim. Sonra sen eve döneceksin. Bizim o iki dangalak var ya, onlar sana orada dürüm kit diyecekler. Yetmeyecek, çayı bulaşığı kit diyecekler. Her şey olduğu gibi aynen devam edecek. Ama sen bu üniformayı asla çıkarmayacaksın. Tamam mı? Bunu o güzel sarı kafana sok. Emredersiniz komutanım. Hadi bakalım. Dayan koçum. Komutanım eğer biz bu indirmezsek biz onların ateş benzinine gireceğiz. Komutanım emriniz. Selçuk. Emredin komutanım. Başta Selçuk. Yaklaşanı indir. Kafayı göstereni indir aslan. Emredersiniz komutanım. 600 metre. Güneybatı. Rüzgar 6-8 nat. Bu şehit Mehmet Emin için. Bu da sarışın için. Karo'nun planı birlikte. Al işte. Mayınlar onları durduramamış ha? Karo'nun hatası ne biliyor musun? Karşıdakilerin hala kim olduğunu anlayamadı. Hala. İnan bana onlarla karşılaşmayı aklı başında hiç kimse istemez. Hiç kimse. Bizim bakışçımız nerede? Nişancımız nerede? Hadi oğlum. Hadi oğlum göreyim seni, haydi. İndir şunları ya, haydi. Komutanım, kanat. İlk hedefin üstü. Komutanım, şerefsiz bize nişan alıyor galiba.
Yarı kasıl herif. Basacağız şuna. Basıyorum. Sakın kaldırma. Tamam. Haydi. Bayram. Beni kurtar. Gel. Bana bak sarışın. Üç deyince kaldırıyorsun ayağını, tamam mı? Komutanım siz? Lan üç deyince kaldıracaksın ayağını. Komutanım ama vatlarsa? Babalar. Bu çocuğun sorunu ne biliyor musun bu sarışının? Bu laf dinlemiyor. Lan! Laf dinle! Emredersiniz. İlyas, üç deyince. Bayram hazır ol abi. Haydi bismillah. Bir, iki, üç. Bırak İlyas! Bayram gel. Bayram gel. Kılıç, devam ediyoruz. Galip, evet, öncülüğü al. Emredersiniz. Çiğdem, Selçukların kontrollü şekilde geri çekilmesini sağla. Emredersiniz komutanım. Yavaş yavaş kalkın. Çocukları önlerinize alın. Tek sıra halinde. Bahtiyar, sivillerle kal. Devam ediyoruz. Sırayı bozmasın. Tek sıra ilerleyin. Çiğdem haydi. Gidelim Selçukları buradan. Kimse yok komutanım. Karon'u burada görmüşler ama çok az kalmış. Köylüyle hiç irtibatı olmuş mu? Hayır komutanım. Yemle de bize de olmuşsuz. Cehar Albay'a ulaşalım hemen. Tim! Gidiyoruz! Velid, ulaşabildiniz mi? Karon, adamlar göz açtırmıyor. Her ilerlediğimizde 3-5 adam kaybediyoruz. Onları durdurmanın tek yolu var. Herkese saldırın. Tekrar ediyorum, sivillere saldırın. Tamam, anlaşıldı. Acele edin. Velid oraya saldı, Velid buraya saldı. Kendisi niye gelmiyor bu it? Ne biçim adam bu ya? İşte sana söylemeye çalıştığım tam da buydu. Onunla girdiğimiz hiçbir savaşın sonu yok Velid. Anlıyor musun? Sadece yiyeceğimiz merminin sırasını bekliyoruz. Hepsi o kadar. Paramı aldığım sürece bu sorun değil. Haydi! İlerleyelim biraz. Şu işi bitirelim, haydi! Haydi! Komutanım,
şimdilik çekildiler. Aynen Selçuk. Ama şimdilik. Bir şey daha var komutan. En arkadaki iki araç. Köye doğru geri gidiyor. Anlaşıldı Selçuk. Gözetlemede kal. Emredersiniz. Babalar. Bu şerefsiz kesin Karol. Karol bu köye geri dönüyor. Bence de Yörük, bence de. Peki neden? Niye köye geri dönüyor? Babalar, bu şerefsiz köye gidip geride kalanları bulacak. Sabaha kadar kinini kusmak için kan dökecek babalar. Kesin öyle. Bahtiyar, köyde başka birileri olabilir mi? Kaan, biz Mehmet Emin'le bu kadar insanı kurtarabildik. Dağlara kaçanlar, başka evlerde saklanabilenler olabilir. Tabii ki olabilir. Bu şerefsizin adamları onları buldu. Şimdi onları almaya gidiyorlar. 25 sene önce de aynı şeyi yapmıştılar. Şimdi de yapıyorlar. Kadınların, bebeklerin hepsini katlettiler. Hatta hayvanları bile. Şerefsizler. Komutan, biz ne yapacağız? Mühimmatımız azalıyor. Sivillerin su ihtiyacını kar suyuyla karşılayabiliriz. Yalnız bir soğukta daha fazla yürütemeyiz. Hipoterme geçirme ihtimalleri var. Bunlar bunu bir kere yaptı. Bir daha yapmalarına izin vermeyeceğiz Bayram. Vermeyeceğiz. Baba Erenler, ne yapıyoruz? Çiğdem, Bahtiyar, İlyas. Burada sivillerle kalıyorsunuz. Onları koruyorsunuz. Kılıç, mühimmat fazlasının hepsini Bahtiyar ve Çiğdem'i bırakıyorsunuz. Komutanım biz? Biz yapmayı bildiğimiz en iyi işi yapacağız. Karanlıkta gideceğiz, terörist mevzilerinin arkasına sızacağız. Anlaşıldı komutanım. Senin hatalarına kurban. Komutanım bu çok tehlikeli. Eğer bir sorun olursa sizin de sivillerin de hayatı tehlikeye düşer. Bunu biliyorum teğmenim. Ama bu bir emirdir. Bu gece gideceğiz. O Karon denen itin tepesine çökeceğiz. Hazırlığınızı yapın Kılıç. Gidiyoruz. Emredersiniz komutanım. Yüzbaşım. Umarım gerekmez. Ama olur da gerekirse canınız pahasına onları koruyun. Rahat ol Kaan. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet. Komutanım, merak etmeyin, biz buradayız. Hadi bakalım. Hadi Kılıç. Yüzbaşım. Emre abi, bana bir sürü borcunuz var ha. Sağ salim dönün ona göre. Benden kolay kurtulamazsın birader. Hah. Bizi Server teyzeye hesap vermek zorunda bırakma komutan. Hadi bismillah. Esra, hadi yavrum birazcık daha sarma al. Bak senin için sardım ben bunları. Server teyze, ben gerçekten çok doydum. Aa, ama olur mu? Tatlıya da yer ayıracaksın. Bak kurabiye yaptım. Ayva tatlısı da var. Tatlılara yer aç birazcık, olur mu? Sen şimdi o yurtta böyle kuru kuru şeyler yiyorsundur. Ah kuzum benim. Hadi birazcık yer aç kendine, hadi. Teyzem, kurbanın olayım, kızı sık boğaz etme. Bak kız daha iki gün bizimle. Sen bu hevesini böyle kahvaltıya falan sakla, olur mu? Doydun mu sen şimdi güzel kızım? Vallahi yemin ediyorum hep beraber mide fesatı geçireceğiz ya. Aa, siz susun bakayım, çok bilmişler. Hadi ye sen, ye, gelişim çağındasın. Hadi güzel kızım. Ellerine sağlık Server teyze, ama ben gerçekten çok doydum. Ah benim tatlım. Doydum. Ah kuzum benim. Doydum diyor bak. Okul nasıl gidiyor? İyi işte, ilk dönem son sınav var, biraz kritik. Değil mi ya? Yani Eren'in de bir sürü ödevleri var, peş peşe sınavları. Ben hiçbirine yetişemiyorum ki. Ben yardım edebilirim isterseniz. Gerçekten? Evet. İlk sınavın hangisinden? Matematik. Yemekten sonra başlayalım istersen. Olur. Ay vallahi çok sağ olasın. Çok teşekkürler. Çünkü ben Eren'in kitaplarına bakıyorum. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Hiçbir şey anlamıyorum yani. Biz hallederiz değil mi Eren? Hı-hı.
Oh maşallah. Lafa daldınız, yemek yemeyi unuttunuz. Hadi bakayım. Hadi sen de. Aa. Teyzem hiç vazgeçmiyor. Senem. Ulan kokuyu aldılar. İşimiz zor. Biz de kolay lokma sayılmayız yüzbaşım. Gelsinler. Hepsi gelsin. Olayı gelsin. Komutanım, bizimkiler ne yaptı acaba? İlyas, bizimkiler için endişelenme. Asıl sen karşılarına çıkacakları düşün. Aynen öyle komutanım. Ne güzel söylediniz. Yörük Aydar'ın dediği gibi, Allah'ına kurban babalar be, Allah'ına kurban. Cevher Albay. Cevher Albay'ım. Köyden kaçabilen bir genç karakolumuza ulaşmış albayım. Kılıçlı bir köydeki sivilleri de yanına alıp kuzeybatı yönündeki araziye çekilmişler. Şahıs akşam saatlerinde çatışmanın hala devam ettiğini söylemiş. Kuzeybatı mı? Kılıçlı mı yanlarında onca siville açıkta. Allah kahretsin. Biz de oraya ilerliyoruz albayım. Umarım geç kalmayız. Tamam. Teşekkürler Cevher Albay. Hüseyin'im. Emredin komutan. Şu GPS cihazını ver bakayım. Oraya bir iki saat mesafedeyiz. Hızlı yürürsek daha da kısa. Tim! Kılıç Demir'in başı dertte. Köydekilerin hayatı da tehlikede. Hızla gidiyoruz. Beceremiyorum ben ya. Aç şöyle yer. Afiyet olsun. Bana bak, takıldığınız bir yer olursa bana sorun. Benim okulda matematiğim 10'du. Tamam Kubilay. Dur başından sağma beni tamam tamam diye. Ne, sayısalcıydım ben. Sözlerim biraz sıkıntılıydı ama fizik, kimya, matematik falan hepsi benden zordur yani. Ay Kubilay, rahat bırak çocukları, ders çalışsınlar. Tamam canım, bir şey demedik ya. Yani eğer takıldığınız yer varsa söyleyin. Hani bilen biri var. Şunu da bıraktım şöyle. Ne izliyorsun baba? Ay, aferin şu kıza. Bak görüyor musun Hatice? Tek başına her şeyin üstesinden nasıl geliyor maşallah. Tabii Allah korusun ya. Yazık böyle. Yani yurtlarda tek başına. Bakın aslında diyorum ki. Şimdi tamam hani İbrahim Bey ile Seyfi Bey ilgileniyorlar ama şimdi bu çocuk ileride büyüyecek. Bir takım sorunları olacak. Genç kız olacak çünkü. Yani her şeyi babasına anlatamaz ya. Diyorum acaba hani böyle arada hafta sonları biz alsak. Ha? Ay biz ilgileniriz. Sen ablalık yaparsın dersen. Hatice ne iyi düşündün valla. Olur valla. Ay bence de valla sağ olun ya. Önerler devam et. Yürü. Devam et. Hadi devam et. Devam et. Hadi. Yürü. Tamam mı? Hepsi bu kadar. Dağlara kaçanlar var Karun. Bunları da saklandıkları yerden yakaladık. İyi.
Güzel. Neden burada olduğumuzu biliyor musunuz? Hı? Çünkü bu köyü yakmam, her yeri yıkmam gerekiyor. 25 yıl önce de yapmıştım. Bugün de yapacağım. Hocalı'yı hatırlıyorsunuz değil mi? Onu yapanlar alçaklardı. Sen de o alçaklardan birisin. Karabağ bizimdi. Yaşasın Azerbaycan. Yaşasın Türk milleti. Dinle. Sizler de burayı terk edeceksiniz. Ve size söyleneni yapmayı öğreneceksiniz. Tamam mı? Ufaklık. Sen benimle giriyorsun. Gel oğlum. Hayır. 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 Bırak. Gel bakalım. Etrafımızı kuşatıyorlar. Karaca, hedef gözeterek ateş et. Buradan fena bastırıyorlar komutanım. Bizi geçmeleri kolay olmayacak. Emin olabilirsin İlyas. Bizi geçmeleri kolay olmayacak. Benim bacıma bak ya. Ben arka tarafa geçiyorum. Burası sizde. Emredersiniz komutanım. Kılıç, geldik. Ne oluyor ya? Komutanım, biz kafayı yedik de hayal mi görüyoruz yoksa bunu sadece ben mi duydum? Albay değil mi bu ya? Karaca, ben de duyuyorum. Ben de duyuyorum, Kufuz Baba'nın sesi bu. Geldiler Karaca. Kufuz Baba geldi. Allah'tan. Çiğdem. Kufuz Hanım. Aslanlarım benim. Aferin ya. Bahtiyar yüzbaşı yaralı. Sabah bir şehit verdik. Onun dışında herkesin sağlığı yerinde. Tamam. Demin geri kalan nerede? Çiğdem. Değmedim. Düşündüğün şeyi yaptıklarını söyleme. Komutanım. Allah kahretsin. Beni iyi dinle. Ben buradan çıkana kadar bana eşlik edeceksin, tamam mı?
Eğer çözümden çıkmazsan arkadaş arkadaş yolumuza devam ederiz. Ama eğer huysuzluk yapıp ağlarsan anneni babanı bir daha göremezsin. Tamam mı amca? Aferin sana. Çökün. Emre Galip, sivillerin güvenliğini alın. Lazar, Velid benim. Hemen buraya dönün, hemen. Karavan, ne oldu? Ne mi oluyor? Sizin çatıştığınız adamlar benim karşıma çıktı burada. Asıl sen söyle ne olduğunu. Gitmemiz lazım. Hemen. Hızla köye dönüyoruz. Koşun, acele edin. Hadi. Sadece ölüm var. Farkında mısın? Ne diyorsun sen? Ah, o psikopattan paramı alacağım Lazar. Çok paradan söz ediyoruz. Çok para. Öbür dünyada o parayı harcayamayabilirsin Melit. Ama sen bilirsin, gitmek istiyorsan buyur git. Ben artık o manyağın oyunlarında yer almayacağım. Hele bu son oyunda hiç yokum. Durumu zor mu sence? Bak, bizim buradan çıkmak için bir şansımız var. Ama onun yok. Para da gitti. Karının canı cehenneme. Bekle. Koşun! Ne oldu lan? Ha? Ne haber? Ne oldu bozuk para? Ne oldu? Selçuk. Köpeksiz köyde, değneksiz gezene ne yaparlar Selçuk Baba? Ne yapılır komutanım? O değneği alıp adamı... Anladın mı? O değneği... Ne haber? İyi misin? İyiyim. Adın ne senin? İlhan. İlhan. Aferin sana İlhan. Hadi gel anneyi bulalım. Ay. Biz de Selçuk. Lan bütün ağır işleri bana kilitliyorsunuz ya. Hepsi senin yüzünden bozuk para, hepsi senin yüzünden. Gerçi neticede Selçuk iyi çocuk. Beni zamanında ipten almıştı var. Dağlara atarız. Lan gavur ölüsü gibi ya.
Yaşıyor mu Yörük? Ha? Yaşıyor mu? Baygın baygın. Emre. Kaldır şunu. Kalk sen. Kalk. Oo, yüzbaşı. Buralarda bir tane Türk kalmayacak. Ben olsam da, olmasam da kaybedeceksiniz. Blöf yapma yüzbaşı. Beni tutuklamak zorundasın. Ayrıca ben değerli bir tutsağım. Daha önce de gördüm. Dediğim gibi, çukurunuz kazıldı. Türklerin çukuru kazıldı. Bize kefen biçen de, çukur kazan da, o çukura kendi girer. Buyursun gelsin. Biz hep buradayız. Allah'ına kurban be. Allah'a baş şükürler olsun. Geberdi köpek. Yazık. Sadece bozuk para. Yörük. Babalar. Asalım bayrakları. Ölüsü de dirisi de bayrağımıza selam duracak. Galip baba. Emredersin komutanım. Ne yaptın Seyfi? Vallahi albayım. Lazar'la Velid sabah karşı böyle gören köylüler varmış. Evet. Sınırı geçmişler. Bu trekler Ermenistan'da albayım. Kahretsin. Ya albayım diyorum ki ben de geçsem ha? Yani geçtikleri bölgeyi biliyorum. Böyle vakit kaybetmezsek hemen geçsem yani. O bölge sıkıntılı Seyfi. Albayım sen de biliyorsun ki ben iğnenin deliğinden geçerim, iğnenin bile haberi olmaz. Benden haber bekle Seyfi. Kopuz baba. Ya hele bak yine kapattı ya. Ya ne olacak sanki ya? Böyle dalıp çıkacağım da. Ama abartıyorlar ya. Yok uluslararası politikaymış, yok bilmem krizmiş, yok stratejik düşünmüş. Hele bak ya. Rahat. Kopuz ağabey komutanım. Dinliyorum Kopuz. Komutanım terörist Karon ölü olarak ele geçirildi. Harika. Harika. Çok iyi haber. Çok iyi. Yalnız Karon'a çalışan Lazar ve Velid'in sınırdan Ermenistan'a geçtiğini değerlendiriyoruz komutanım. Eğer izin verirseniz takibi sürdürüp operasyona devam etmek istiyorum. Kopuz, bölgedeki durumu biliyorsun. Bir kriz çıkarmayalım. Zaten biz yılanın başını koparttık. Kuyruğuyla uğraşma. Timini al ve hemen geri dön. Emredersiniz komiser. Karan efendi, benim kurtlarımı çok hafife aldın. Bu
ordu hayatına mal oldun. Ölüler Irmağı'nda hayırlı yolculuklar sana. Komutanım, bir haber var mı? Ankara'ya dönüyoruz hocam. Lazar'la Velid? Şimdilik girişi kırdılar. Sınırı geçmişler. Anladım komutanım. Sen üzerine düşen yaptın evladım. O Karon denen şerefsizi indirdin. Şimdi arkadaşların yanına geç, bunun takımı çıkar. Emredersiniz komutanım. Hadi. Var ya, baba Erenler, bu çay çok önemli. Anladım, çay meselesi önemli baba. Yani öyle çay deyip geçmeyeceksin. He, doğru söylüyorum. Elin Japon'un bunu seremoniyle veriyor, seremoniyle. Demliği ayrı, bardağı ayrı. Böyle arkadan yumuşak bir müzik, selam falan veriyor. Tören yapıyor buna, tören. İngilizler hala o Jolly'lerde beş çayı diye bir şey üretmiş. Gerçi onların çayı bir benzemiyor. En iyisi bizimkisi, böyle böyle tütecek kokusu. Hele dağdaysan var ya, burnuna tüter o koku. Ha, bir de şey var. Ya kardeş, siz bu çaya reçel gibi bir şey atıyordunuz. Neydi onun adı? Mürebbe. Ah, bin yaşam. Mürebbe. Ha? Mürebbe atıyorlar ya çaya reçel, bayram bayram. O ne kadar? Bu Azerbaycanlı kardeşlerimiz çaya reçel atıyorlar böyle, onun adı. O da güzel oluyor. Ya zaten karşılıklı iki çay içemediğin adamla muhabbet edemezsin. Yörük, senin herhangi biriyle muhabbet edebilmen için çay falan ihtiyaç yok baba. Karşındaki adam nefes alsın yeter. Evet. Evet. Senin çocuklar büyük iş yaptılar Kopuz. Haklısın Cevher. Dünya bir pislikten kurtuldu işte. Biliyor musun Kopuz? 26 Şubat 1992. Hocalı. O alçak, o Karon denen alçak, o çetecilerin içindeydi. Küçücük uşakları, kadınları, kundaktaki bebekleri katlettiler. Bir gecede yüzlerce can gitti Kopuz. Gördüklerim unutulacak gibi değil. Bu kadar il oldu ama o cansız bedenler hele de gözümün önünden gitmiş. Ama bu sefer yapamadı Cevher. O alçak aynısını yapmak istedi. Ama bu sefer yapamadı. Ve biz bir olduğumuz sürece de yapamayacak mı? Evet Kopuz. Türk birliği. Afiyet olsun. Al bakalım Özcan, iki şekersiz. Ersin'im, hazırlığını yap. Taze çay demle. Üç kazan olsun. Börek de aldır. Gerekiyorsa börekleri kendin açıyorsun. Buraya da bir tane döner tezgahı istiyorum. Aynı... Yok, bir dakika. Bir tane olmaz. En az 3-5 tane yaptır. Bu adamlar var ya, şimdi bir tane sürüyü tek başına yerler ha. Alo. Kime diyorum? Alo. Doğan, ne diyorsun ya? Vır 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 vır. Çenen kopsun senin. Kılıç kimi diyorum? Büyük kelle aldı diyorum. Yılanın başını ezdi diyorum Ersin. Vallahi mi? Vallahi de billahi de tillahi de oğlum. Kılıç değil mi? Büyük iş başar dersin. Helal olsun be. Helal kine helal. Helal değil mi lan? Helal tabii. Helal bin kere helal olsun. Vallahi helal olsun. Yap bir kahve içelim oğlum ya. Doğan git işine. Yap hadi yap, bir tost çay ver arkadan hadi. Olmaz, işim var. Maden suyu. Paşa çayı. Doğan git, işim var. Ulan şu müjdeli haberi kime verseydin var ya, çay ocağının topusunu üzerime yapmıştı ya. Püh sana. Cimri herif. Ulan Doğan, ne değişik adamsın sen ya. Evet, yarınki tören için hazırlıklar tamam mı? Hazır komutanım. Tören sabah 10'da Türk Birliği Eğitim Karargahı'nda olacak komutanım. Güzel, güzel. Çok güzel, harika. Demek eğitim tamamlandı ha? Herkese inat, sonunda bu orduyu kurduk evlat. Siz gençler buna ne diyordunuz? Dur bakayım. Ha, şimdi onlar düşünsün. Doğru mu? Evet komutanım. İyi. Bana bir kahve söyle de şu günün bir tadını çıkarayım bari. Emredersiniz komutanım. Sağ ol.
Evet, kutalmış. Sonunda bunu da gördün. 100 yıllık rüyaya ilk adımı attık. Mustafa Kemal Paşa'nın rüyası. Türk Birliği ordusu. Karan ölmüş. Para bir daha alamadım baksan ya. Vah vah vah. Ya Velid, keşke sen de Karan'la kalaydın. Heh? Öte tarafta borcunu öderdi belki sana. Ne diyorsun? Ne yapacağız şimdi? Burada mı kalacağız? Plan ne? Planımız ne? Bak, senin tek derdin para. Ve ben seni daha çok para kazanacağım biriyle tanıştıracağım. Öyle mi? Eyvah. Ama önce Ankara'dakilere bir sürpriz yapmak lazım. Şöyle biraz ses getirelim ha, ne dersin? Demek daha çok para diyorsun ha? Peşini alırım. Tamam. Hoş geldiniz komutanım. Hoş bulduk. Komutan makamında mı kızım? Evet komutanım. Kılıç. İstirahat et. Sol. Sol. Babalar. Vallahi eve gidip 48 saat uyumazsam kendime gelemem babalar. Kaan'ın zırıltısı bile buz gelir, öyle yani. Vallahi komutanım, benim hiç uyumaya niyetim yok. Çünkü malum bugün de güzel bir randevum var da. Randevuyun olmasa zaten şaşırdım İlyas. Sen ne yapıyorsun komutanım? Benim işim var Emre. Ne işin var komutanım? Bak. Bayram abi. He. Senin var mı bir programın? Program mı? Hı. Ne programı oğlum? Program neymiş lan? İşte planınız var mı diye soruyor. Karargâhtan çıkınca ne yapacaksınız, nereye gideceksiniz? Ya oğlum, ya benim ne programım olabilir ya, ha? Eve gideceğim, Hatice yengenden, çocuklarından yemek yiyeceğim sıcak sıcak. Sonra sarılıp uyuyacağız ya, Allah Allah. Bayram Bayat'ın programı ne olabilir yani, ha? Ne programıymış ya, öyle değil mi komutanım? Aynen. Allah, ben de gideceğim evime böyle sıcacık mis gibi. Oh, çayımı koyacağım, içeceğim. Buna kimse engel olamaz, yorgunluktan ölüyorum. Kaan komutanım, Esra sizin evde ya. Hani ben de size eve geleyim. Hem anneye teşekkür etmiş olurum ha? Esra bizdeydi değil mi Seyfiye? He, sayende. Tamam tamam, olur. Gel, olur. Gel, gelsin, gelsin. Komutanım. Ha. Oh, oh. Neyse, boş verin ya. Ne oluyor lan? Yok, yok komutanım, boş verin. Boş verin. Ne oluyor oğlum, söylesenize. Şimdi... Evde çok soğuktur bizim, biliyor musunuz? Ha. Öyle yemek memek zaten dolap bomboş işte. Yani komutanım, insan böyle zamanlarda mutfağında buram buram mis gibi yemek kokuları gelen bir ev arıyor komutanım. Tabii. Haklısın. Sıcak insan yüzleri. Evet. Yumuşak sarı ışıklar. Böyle en beyaz masa örtüsü. Sabun kokan nevresimler, havlular, böyle tertemiz dantelli televizyon bir şey. Ulan sana elimin tersiyle buradan bir tane koyacağım. Yumuşak saraşık bir şey. Ne olur gelelim. Hayır. Ne olur. Hayır. Gelsinler komutanım, yazık ya. Hayır. Hep söylerim vallahi. Kaan Yüzbaşı bir tanedir. Bak gene bize kıyamadı. Değil mi komutanım? Evet, vallahi hep söyleriz, siz bambaşkasınız da
Selver anne ne yemek yaptı acaba ya? Şöyle pastırmalı kuru fasulye. Yanında da soğan. Ya Galip kardeş ya vallahi hiç nazik değilsin ha. Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer. Öyle değil yüzbaşım. Mesela ben, yani vallahi hiç yemek ayırmam ha. Ne bulursam yerim. Yani hiç yemek ayırmam. Acaba Selver anne o pastaneye getirdi börekten yapmış mıydı gene ya? Börek ha. Lan! Bana bakın. Bir daha yemekten bahsedeni gerçekten arabadan atarım. Vallahi atarım, billahi atarım. Yeter ya. Oğlum ne çok konuştunuz lan. He? Çeneniz düştü ya. Çeneniz düştü vallahi billahi ya. Neyse komutanım, giderim menzilim. Evet gider. Sustular. Ya. Komutanım ne diyeceğim ya. Hı. Hatice ne yemek yaptı acaba şimdi ha? Ya ne dedik şimdi ya, Allah Allah. Ya ben ne dedim şimdi komutanım, Allah Allah. Allah Allah. Ya bulamıyorum ya. Bak bitkiyi buldum. Bitkiyi buldum. Eşyayı da buldum. Bir şey soracağım. Pişt, pişt, pişt. Bu? Ay ne bileyim abla, normalde ses duyuyor ama yani şimdi bir huysuzluk yaptı işte. Bak hayvan, bitki, eşya, hepsi teker teker buldum. Japon ülkede zorluk balığı çekiyorum, şehirde zorluk çekiyorum. Eşya. Neyle başlayan ülkede eşya. Öyle bir şehir yok. Var mı? Varsa söyleyin. Var, var. Neresi var ya? Bir sen kızım bağırma. Bak çocuk uyutmaya çalışıyoruz burada. Ya Türkiye'de J ile başlayan şehir var mı? Var, Jankara. Ne? Jankara. Jankara. O zaman ben de yazayım. İstersen yaz, ben alırım. Ay, baba birazcık kısar mısın sen de? Ha Kaan, geldin mi yavrum? Hoş geldiniz. Söyleseydiniz geldiniz, hazırlık yapardık. Ha? Ne önemi var Hatice ya? İyisin değil mi canım Harun? Oo, Emre Galip. Ne oldu Kaan abiden izin çıktı herhalde. Hoş geldiniz. Hoş geldin kuzi. Hoş geldiniz. Merhaba. İsim şehir Kaybol mu diyorsun? Kaybol ne yazdı? Japon bu. Japon değil mi o? Ya Selver anne. Siz ay, yorulmuşsunuzdur, verin biz sallayalım ya. Ay, yok yavrum yok, zahmet olacak. Hayır hayır, hiç zahmet olmaz, hiç. Yok yok yok. Ya şimdi Kaan Yüzbaşı çok ısrar etti biz gelelim diye. Evde yemeğiniz yoktur annem, güzel güzel yemekler yapmıştır, gelin diye. İyi yaptınız, iyi yaptınız. Selver teyze, yemekte ne var? Dur söyleme. Kuru fasulye mi? E var var, bir şeyler var, o da var. Ay Sinan'a bak ya. Hazırlayalım bir şeyler. Hatice, bir sen kızım hadi mutfağa. Teyzeciğim ben bir hemen bir eşya bulup geliyorum. Aa ayıp ama. Hadi kızım. Seyfi abi benim yerime sen oyna tamam mı? Ama buna dikkat et, çok bakıyor. İyi ben onu hallederim. Hallederim. Ya ben ülkede herkes aynı şey. Eşya. Yalnız bakın bu çocuk bu gürültüde uyumaz. Lütfen çocuk, sallıyoruz burada, uyutuyoruz. Japonya ne ya? Doğru söyle hadi. Şu an? Galip. Dandini, dandini, dasana, dandini, dasana. Asana Nandini Nandini Sana Zeynep, sana babuş, sana kızım. Uyuyor. Abi uyuyor işte. Kostancı danayı yemez. Nandini Dandini, sana bebek, sana Zeynep, dandini sana ey. Thank you.
Abimin benimle görüşmek istemediğini biliyorum. Elimdeki son şey bu fotoğraftı. Artık benim için de bir anlamı kalmadı. Saçmalama lan. Kopuz babanın gözü üstümüzde, sus. Evet. O zaman törenden sonra sıkarım ben de. Komutanım, bence hep beraber sıkalım. Sen her laf atlama lan İlyas. Sarışın doğru söylüyor babalar. Şu ordu kuruldu ya. 40 gün 40 gece kutlasak azdır. Dünyası Birliği mezuniyet töreni için emir ve görüşleriniz hazırdır komutanım. Sağ ol. Nasılsın asker? Sağ ol. İleri bak. Türk dünyasının askerleri. Evlatlarım. Bizden önce kuşaklar boyu görülen bir rüyayı gerçek kılmak ve Türk Birliği'nin hayata geçmesi için ilk adımları attık. Büyük zorluklara ve engellemelere rağmen Türk dünyası ortak mücadele birliğinin temellerini attık. Bu Mete Han'dan günümüze kadar gelen mirasın dirilişi, Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük düşünün gerçekleşmesi ve ortak Türk ordusunun temellerinin atıldığı gündür. Burada eğitimlerini tamamlamış olan Türk dünyası askerlerinin diplomalarını vermekten onur duyuyorum. Kutlu olsun. Sağ ol. Astsubay Nadir İsmailov, Azerbaycan. Astsubay Nadir İsmailov, Azerbaycan. Sağ ol. Biz bu herifi niye takip ediyoruz zar? Kim bu? Bu adam çok canımızı yaktı Berit. Onlara çalışıyor. Diğerlerine ulaşamıyoruz. Biz de bunun cezasını keseriz. Mesajı alan olur. Ayva.
olmaz. Böyle de güzel. Vay se, afiyet olsun. Aile saadeti demek ha? Güzel. Pek güzel. Arsubay Sancar Akmetov, Kazakistan. Arsubay Sancar Akmetov, Kazakistan. Sağ ol. Teğmen Ataberk Kerimov, Özbekistan. Teğmen Ataberk Kerimov, Özbekistan. Asubay Çavuşbaşı Akdemir Komutanım. Törende olduğunuzu biliyorum ama acil bir durum var. Ne diyorsun sen kızım?